Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alp Eğer şu ana kadarki videolarımı beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler. Bir insan nasıl NPC olunacağını merak eder mi hiç? İşte ben merak ettim ve bunu en iyi yapabileceğim oyunu buldum. Bu oyun oynayarak Türkiye'de yaşayan o NPC'lerin nasıl hissettiğini anlayabilecektim böylece. Evet arkadaşlarımla Perfect Heist 2 oynadım. Pek çoğunuz biliyorsunuzdur ama video girmeden önce NPC'yi de tanımlayayım. NPC Non-Player Character yani oyuncu olmayan karakter manasına gelen bir kısaltma. Bunu da açıkladığıma göre rahatça Perfect Heist 2'den bahsedebilirim. Perfect Heist 2'yi basitçe anlatacak olursam belli bir haritadaki mekanı soymaya çalışan bir soyguncu ekibini ya da onları önlemeye çalışan polis ekibini oynuyoruz. Her iki ekip içinde roller mevcut olup güzel roller var. Rollerin her birinin iki adet ekipmanı ve birer tane de özelliği bulunuyor. Soyguncuların amacı belli bir zaman sınırı içindeyken gerekli parayı çalmak ve bunun için haritadaki NPC'ler gibi davranmaları gerekiyor. Yani soyguncular NPC'ler gibi geriye gidemiyorlar. Sağ sola gidemiyorlar ve zıplayamıyorlar. Yoksa polisler tarafından anlaşılıp vurulurlar. Tabi bu konuyla ilgili polislerinde bir dezavantajı var. Eğer ki NPC gibi davranan bir hırsızı vurmak yerine gerçek bir NPC vurulursa direkt olarak kovuluyorlar ve o elliğine geri dönemiyorlar. Polislerin ek canları olduğundan hırsızlar tarafından öldürülmeleri sorun olmuyor genellikle. Ancak soyguncular ekstra cana sahip olmadığından onlar bir defa bile ölürlerse tur boyunca oyun dışı kalıyorlar. Oyunun bitmesi içinse iki taraftan birinin tamamen elenmesi ya da soyguncular takımının gerekli parayı çalması gerekiyor. İki şartında gerçekleşmediği durumlarda ise zamanın dolmasıyla polisler kazanıyor. Gelelim NPC gibi davranmanın detaylarına. İki farklı NPC tipi var. Bunlar çalışanlar ve siviller olarak ayrılıyorlar. Çalışanlar haritada tabanı tamamen kırmızı algılarla kaplı olan alanda bulunan NPC'lerken Siviller ise sokakta ve mekandaki tabanında kırmızı halı olmayan alanlarda gezen NPC'lerdir. Bu kurallara göre kılığına girdiğimiz NPC'ye göre bir alanda bulunmamız gerekiyor. Hırsızlarda bazı karakterler direkt çalışan görünümüyle başlarken çoğu sivil gibi görünerek başlıyor. Tabii ki oyun başladıktan sonra soyguncular kılığına girmek istedikleri karakteri öldürerek yanına gidip E tuşuna basmak suretiyle onun kılığına girebiliyorlar. Gelelim soyguncuların para kazanma yöntemlerine. Haritanın içinde gerek çalışanların gerekse sivillerin alanlarında bol bol para olarak çevirebilecekleri nesneler mevcut. Mesela mücevherler, bazı önemli gizli belgeler, direkt olarak kasalarda saklanmış para ve altınlar ya da patlatabilecekleri ATM'ler ve kasalar mevcut. Soyguncular bütün bu nesneleri alıp da kaçış araçlarına ulaştırarak hedefleri olan miktara ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak bu nesneleri aldıklarında sırtlarında bir çanta beliriyor ve NPC olmadıkları artık belli oluyor. tabi belli bir tuşa basarak sırtlarındaki bu çantayı yere bırakabiliyorlar ve daha sakin bir zamanda bu çantayı alıp kaçabiliyorlar. Ayrıca soygun yaparken takabilecekleri maskelere de sahipler. Her bir maske belirli özelliklere sahip oluyor ve ona göre soygunlarda belli artılar kazandırıyor. Tabii ki maskeyi taktığınız anda yine soyguncu olduğunuz direkt belli olacaktır. Perfect Heist 2 tam olarak böyle bir oyundu. NPC taklidi yapanlar ve onları yakalamaya çalışanların kapıştığı ve sonunda en iyi NPC'nin oyunu kazandığı bir oyun. Umarım ki bu video sizleri eğlendirmiştir. Böylelikle videomun sona gelmiş bulunduk. Sürçeli isan ettiyse mahvola. Bir sonraki videomda görüşene dek iyi eğlenceler. Hoşçakalın.